Evet, özellikle ağırlıklı olarak İstanbul için, mega kent için meteoroloji günler öncesinden uyarılarını yapmıştı ve ağırlıklı olarak dün gece bir hayli yoğun bir yağışla karşı karşıya kaldı mega kent. Peki şu anda İstanbul'da yollarda durum nasıl? Arkadaşımız Adnan Sular yine sahada. Hemen Adnan'a gidelim. Adnan. Evet sevgili Feridun, aslında biliyorsunuz günler öncesinde uyarı yapılmıştı Aybar kar fırtınası ile ilgili. Şu anda da inanılmaz bir fırtına var. Bakın şu anda bulunduğumuz nokta İstanbul Sultan Gazi Cebeci Caddesi. Burayı özellikle seçtik çünkü oldukça yüksek bir yer burası ve hakikaten Aybar denilen kar fırtınasını burada hissetmek mümkün. Çünkü hem soğuk hava hakim hem de fırtına. Tabii kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmuştu. Halen devam ediyor. Hiç durmadan devam ettiğini ifade edebiliriz. Tabii başta ana caddeler olmak üzere birçok yolun açık olduğunu ifade edelim. Ancak ara sokaklar için bunu söylemek pek mümkün değil. O da doğal olarak ara sokak sayısı çok fazla. Ekiplerin her yere yetişmesi tabii ki mümkün değil. Şu anda bakın bir üst geçitteyim. Kameraman arkadaşlar rica edeceğim. Bakın burada belediye işçileri var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Az önce burayı tuzlamışlardı. Şimdi de kar küremesi yapıyorlar. Hemen görüyorsunuz bakın. Evet arkadaşlar yayın yapıyoruz diye bekliyorlar bizi. Şu anda bir yandan tuz döküyorlar. Bir yandan da küreklerle buradaki biriken karları temizliyorlar. Çünkü temel amaç o ki insanlar buradan gereken düşmesinler. Efendim merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Oldukça soğuk. Soğuk, evet. Zor mu çalışmak? Zor. Şartların altında çalışacağım ama yapacak bir şey yok. Evet. Tabii şimdi bugün ne yapıyorsunuz mesela? Az önce tuzlama yaptınız. Genel olarak nasıl çalışıyorsunuz? Genel olarak üst geçitleri kar temizliyoruz. Ondan sonra tuz atıyoruz. Vatandaş kaymasın, düşmesin diye. Yani çalışıyoruz yani. Var gücüyle çalışıyoruz yani. Evet, önemli olan vatandaşların başına evet. Bir iş gelmemesi. Bu köprüyü kullanacaklar. Evet. Allah korusun düşerse evet. Bir tehlike evet. Olabilir. Evet, kesinlikle öyle yani. Kesinlikle. Bir yanınız var mı İstanbullulara? Nasıl yapsınlar yolda yürürken? Güzel, güzel bir sıkıntı yok. Çalışıyoruz yani. Çalışıyor yani. Büyükşehir 7/24 saat çalışıyor evet, yani. Evet. Allah, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani, kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. Havalar soğuk, fırtına var. Evet. Siz de üst geçitesiniz, bizle beraber çalışıyorsunuz. Evet. Nasıl efendim çalışmalar, zor mu? Çalışmalar çok zor. Yazlık elbiseyle çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi karla mücadeleye devam. Teşekkür yani, ederim. Bakıyor, devam diyorsunuz. Aynen, teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ çok sağ olun, kolay gelsin. Evet sevgili Feridun, burada hazır gelmişken belediye işçilerimize mikrofonu uzattık. Tabii gerçekten şu an sahada başta güvenlik olmak üzere, sağlık olmak üzere, ulaşım olmak üzere birçok çalışan insanımız şu anda İstanbullulara hizmet için canla başla çalışıyor. Tabii kar yağışı İstanbul'da sadece etkili değil, Anadolu'nun birçok kesiminde etkili. Hakeza biliyorsunuz İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü Sivas'ta kaza geçirdi. 4'ü ağır, 36 kişi yaralanmıştı. Tabii tablo daha da ağır olabilir. O yüzden sürekli uyarıyoruz. Zorunlu olmasa trafiğe çıkılmasın veya otobüsler veya diğer araçlar zincirsiz yola çıkmasınlar. Bu ayarlar, bu uyarılar daha doğrusu hayati önem taşıyor. Tabii son duruma gelecek olursak dediğimiz gibi İstanbul'da kar yağışı an itibariyle devam ediyor. Hiç durmadan aralıksız sürüyor. Şu anda etkisini biraz azaltsa da devam ediyor. Asıl uyarılar akşam saatleri için, hele hele özellikle cumartesi akşamı 18'den sonra daha yoğun bir kar yağışının geleceği ifade edildi. Genel olarak baktığımızda ise tedbirler anlamında biliyorsunuz şu anda cep otokarları dahil olmak üzere bütün şehirler arası yolcu taşımacılığına şu an durduruldu. Geçişe izin verilmiyor. Aynı zamanda tır ve kamyonların da hem Trakya hem Anadolu'dan girişlerine de müsaade edilmiyor. Çünkü gerçekten yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Daha fazla etkilenmemesi açısından bu tedbirler alınıyor diyelim. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Bu zor şartlarda oradaki son durum bizlere aktardı.